Merhaba ben Rıza Kocaoğlu. Ben Sarp Akkaya. Berbat bir fikrimiz var. Radyo programı yapacağız. İlk çocukluk aşkını ve ilk öpüşmeni hatırlıyor musun? Oo bak çok salak bir hikayem var benim. Kendimi sonradan düşünüp salak buldum. Salak hikayelerinden biri diyelim. Ee, i̇lk okulda bir kıza aşık olmuştum. kızın hiç haberi yok. Benim de yok. Sonra yaz tatili oldu. Dördüncü sınıf bitti. Beşe başlayacağız. Yazın mahallede böyle düğünler, kına geceleri falan oluyor ya. Olmuyor bizim mahallede. İşte bizim mahallede oluyordu. Ee, tepecik'te buradan selamlar. Bizim mahallede maalesef. sünnet düğünü olurdu. İşte onlardan birinin düğününde akşam. Böyle ben daha işte dördüncü sınıfa giden kaç yaşındaysam bilmiyorum. Bir çocuğum şarkılar çalıyor falan ve Coşkun abiye buradan selamlar. Coşkun Sabah'ın anılar hmm. Anılar şarkısı çalıyor. Ve ben... O kızı düşünüp lan. anılarımı düşünüp <laughs> ağlıyordum ben. <laughs> 10 yaşında. Evet. Ulan en eski anın 3 gün önce. <laughs> evet işte o seni düşünüp ağlıyordum yaz tatilinde. Öbür kışı bekliyordum falan. Hep duygu insanıydım. Hayır, hep, hep aşk eksik. insanıydım. Hep duygu insanıydım. Yanlış lanse ediliyorum. <laughs> Nasıl Belki lanse gözlerimin, gözlerimin çok aşırı mavi güzelliği. Bir daha renk dersen vurmaz. Renk. <laughs> Frank dedim. Şarzın var mı? Şarzın. Renk mi dedim ya? Renk dedim. Coşkuya kapıldım. Evet. E, Okey. Ve e, yani şöyle işte yani ilkokulda bile <laughs> üç gün önceki anıyı anı sanıp anılar o bu benden bahsediyordur ağlamalıyım. Hemen benim motorlar düğme hazır çat bas ağla. Oydum yani. Bundan bir hayat dersi çıkardın mı Rıza? Hayat ders? Hayat dersi. Hayat dersi şudur abi şundan çıkarttığım ders hayattır yani. Heh <laughs> bana böyle gel. Yani aşkla ilk tartışman ve tanışman böyle başladı. Yani şöyle Sarp hayat biraz hıyardır ve anıdır yani. Evet anı ve hıyar bir araya gelince ne olur? Anılar önemlidir ya. Cacık olur. Anıları önemseyecek cacık yaşlara geldik mi biz? Ya bu hıyarlıktaki yaşlar anılara mı bağlanır? Bazen bağlanır. Bazen bağlanmaz. Evet bazen. <laughs> Çok hıyar bir çocukmuşum değil mi? İkimiz kimiz de iç çektik yani hakikaten senin hıyarlığın beni üzdü. Ben sana dedim bazı günler böyle olacak. Ben sana dedim şiir kitabı getireyim. Sen bana hıyar da dedin? Ş şiir de dedim ama. Doğru dedin. Şiir ve kadınlar. Kadınlar ve şiir. Evet şiir kadınlara mı yazılmıştır? Her kadın sevmez. Bir kere mesela böyle şiir okursun okursun bir tane ee, bu arada cinsiyetçi değilim ama... Bir... Sen feministsin lan nasıl ben cinsiyetçi Ben feministsin kralıyım. Evet. Bir, bir kıza e, şiir miyir dedim bir dakika ya ne oluyor sen gay misin dedi bana. Aha. Evet terbiyesiz. Peki şunu soruyorum sana cidden erkek şairler için yazdıkları aşk şiirleri kadınlara mı yazılmıştır kadınlar için mi yazılmıştır? ...kadınlar için yazılmıştır. Hmm. Yani şiirin ...bilmiyorum nasıl yazılmış. Valla Orhan Veli he? biraz kadınlar için yazmış galiba ya. Ya şiir biraz manitacılık. Bunu daha önce konuştuk. İşte o yüzden diyorum. Yani kadına değil, kadın için. Yani kadınlara... Yok ya şu an makarasını yapacağımız bir konu değil. Duydu ben ya. şunu söyleyebilirim. Yapı Kredi yayınlarından basılmış bir kitaptan bahsediyorum. Adını biraz sonra bakacağım ve... ...bir şarkı arasından sonra da söyleyeceğim. Hmm. Ee, Orhan Veli şunu yazıyor mektup olarak bir kız arkadaşıyla flörtüyle mektuplaşmaları basıldı. Ee, diyor ki şu an param yok gelemiyorum oraya. Ceketimi üzerimdeki paltomu satmak istiyorum otobüs bileti almak için. Cevap geliyor bırak bu işleri ya arkadaşının kız arkadaşı şey kız kardeşiyle zaten orada bir münasebet içindeymişsin. Ben bunları duymuyorum mu zannettin? Anlatabildim mi bilmiyorum. Yani evet. Ben buradaki hangi duyguya inanacağımı bilmiyorum ama ikisine de inanmayı tercih ederdim ben Orhan Veli için ya Orhan Veli adına bir şey söyleyemem tabii ama kendi fikrim bu konuyla ilgili manitacı oldu. Yani biraz şairler manitacı. Yani şu da şiir bence işte. Şu anlattığın hikaye bile bir şiir. Şairler vurulmalıdır. Bu as, dünyaya yakışmıyorlar demiş Ahmet Telli abimiz. As bayrakları as 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 diye varacaktım tam. Aynen. Evet. Dinlemeden cevap veriyorsun bazen. Yok yok tam da bunu Hayır hayır yakalandın kabul et. Tamam tamam. <laughs> Ya ben geçen e, mahallede bakkalım var Mevlüt. Dedi ki bir hafta 10 gündür bundan iki sene önceki muhabbetten bahsediyorum. Ha, bakkal deyince aklıma çok komik bir şey geldi. Lafımı kestin anlat o zaman. Yo sen anlat da bitirince unutmayayım diye. Bir iki yıl önce böyle bir tatile gittim falan geldim. Bakkal Mevlüt dedi ki bana neredesin 10 gündür ya? Yani alışveriş yapmıyorsun aramıyorsun. Dedim ki yurt dışın dedim. Bırak ya dedi Ankara'dan öteyi bilmezsin. Nereden yurt dışına <laughs> çıkmışsın? ya ben bunu birebir Mevlüt'ten duymuş adamım. Dolayısıyla kimse benim yurt dışına çıkacağıma, çıkma hayalime vesaire inanmıyor. Ya bizde çok güzel bir film yaptı ee, bizim aynı şirket Şampiyon diye. Bizim için şampiyon. İşte o Bolt Pilot'ı ve... Evet Ar çok Ar iyi bir evet. Anlatan o filmin e, tanıtımı için bizim dizide biraz böyle sahneler çektik çektik. E, bizim Necip Memili'nin e, market bakkal e, abi de alt kattaki e, dizi izliyor... Devamlı Necip hep o tanıtımlara denk geliyor. Böyle Necip devamlı her sahnesinde Bolt Pilot geliyor. Bolt Pilot geliyor devamlı at anlatınca en son bir gün evden çıkarken Necip'i görüyor. Necip gel bisküvi vereyim yulaflı. <laughs> Çok iyiymiş oğlum. <laughs>